Şubat 2004'te Türkiye'li Ermeni gazeteci Hrant Dink, Atatürk'ün manevi kızı, ilk Türk kadın pilot Sabiha Gökçe'nin yetim bir Ermeni kızı olduğunu iddia eden bir röportaj yaptı. Ondan sonra Türkiye kaynadı. Herkes üstüne geldi ve genel kurmay bildirdi. Bu haberi yayınlayan kişi ülkenin birliğine ve bütünlüğüne nifak sokmaktı. Milletine, değerlerine, anayasal kurumlarına küfretmeyi, hakaret etmeyi, aşağılamayı alışkanlık haline getirmiş bulunan Hrant Dink. Hrant Dink artık hedefteydi. Bir yazısında Türklüğe hakaret ettiği iddiasıyla yargılanmaya başladı. Davanın iznini Adalet Bakanı verdi. Doğacak o hain. Ölüm tehditleri başlamıştı. Ama artık hiçbir önlem alınmıyordu. 19 Ocak 2007'de Dink gazeteden çıkıp bir bankaya girdi. Takip ediliyordu. Katil güvenlik kameralarından tespit edildi. Ertesi gün cinayetin azmettiricileriyle birlikte yakalandı. Orhan Pamuk akıllı olsun, akıllı. Katil o gün Samast cinayeti tek başına işlediğini söylüyordu. Ama onun yalnız olmadığını gören bir kadın vardı. Üç kişiler. Onun üçüncü öndeydi. İki orta yaşlı adamla birlikte yürüyorlardı. Cinayetten bir süre sonra devlet içindeki suç örgütlerine karşı operasyonlar başladı. Karanlıkta kalan birçok şey gibi bu iki adam da hiç bulunamadı. Çünkü polis güvenlik kamerası kayıtlarının 2 saatlik bölümünü silmişti.